zaten ve niye yazıyor? Bravo. Benim şikayetimin konusu olmayan konu neden yazıyor? Bütün mesele o. İşte Zekeriya şey pardon Mehmet Bey'in söylediği, Mehmet Yılmaz Bey'in söylediği tamamen temizlik yapılmadı dediği şey o. Ben bakıyorum bu hakim Reyhanlı'da malum olaylar sırasında orada. Baylokçu bir takım insinlerle bir yerlerde yemek yemiş işte veda konusunda falan. Aynen bunu söyledim. Dedim ki lütfen bu konuları da izleyin. Böyle bir yazı yazılamaz. Benim şikayetim konusu olmayan bir konu benim gündeme getirilemez. Bakın ben yine söylüyorum. Benim yine başka bu açtığım tazminat davası ile ilgili, hapiste haksız yere yatmış olmakla ilgili olarak açtığım tazminat davası ile ilgili bazı konular var ki oradaki onu duyunca daha da şaşıracaksınız. Onun belgelerini de gündeme getirdiğim zaman ben yine şunu söylüyorum. Ben şunu biliyorum. HSYK başında FETÖ ile mücadele 15 Temmuz gecesiyle itibariyle çok önemlidir. HSYK, Mehmet Yılmaz 17-25 Aralık'la 15 Temmuz arasında hiç kimse mücadele etmiyorken o 45-50 tane FETÖ'cüyü Selam Tevhid soruşturmasını yapan, haksızlık yapan adamları açığa almayı becermiştir. Buna rağmen ama 15 Temmuz gecesinin sabahında binlerce FETÖ'cü hakimi açığa almışlardır, terör örgütü olarak tanımışlardır, en önemli kararları almışlardır. Türkiye'nin elini çok güçlendirmişlerdir bu konuda hukuk alanında. Doğru. Ama mesele dönüp içeriye baktığınız zaman zaten meselemiz oradan değil mi? Bakın ben neyi anlatmaya çalışıyorum Murat Bey? Genelkurmay Başkanımızın yanındaki koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın özel kuvvetlerden FETÖ'cü olduğunu itiraf ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanımızın yanındaki koruma astsubayı FETÖ'cü olduğunu itiraf ediyor bir takım soruşturmalar sonucunda. Bunun benzerinin yargıda olmadığını biliyor muyuz artık biz? Bütün mesele şu. Bütün mesele Türkiye'ye en nazik yerine. Ben o yüzden söylüyorum. Bakın bugün FETÖ'nün Türkiye'de darbe yapma ihtimali sıfırdır. Ama çok büyük bir siyasi kaosa sebep olacak kötülük yapma ihtimali son derece kuvvetlidir. Kesinlikle çünkü haklısın. Hala temizlenmemiş unsurları vardır Murat Bey. Kesinlikle ve haklısın. Bütün bakın son yazdığım iki kitap. Kahraman Hainler ve Şeytanın Karakutusu. Tamamen buna dikkat çekmek amacıyla. Yoksa satılsın edilsin falan değil. Ben bir tehlikeye hala var olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve maalesef buna tabii maalesef demiyorum. Ben de bu ülkenin parçasıyım. O haksızlığa ben de uğrayacaksam bu yurttaşlarla uğrayacağım tabii ki. Doğru. Elbette ki 250 insanımızı bir gecede katleden, bakın dünya tarihinde böyle örnek çok azdır. Bir gecede ya yurttaşlarını 250 kişiyi katleden mi bir namussuz örgüt? Bunlar bunu yaptılar. Onların ödediği bedelin yanında bizimkisi haksızlık falan sayılmaz. Bravo. Bin defa feda olsun bütün yaptıklarımız. Bin defa haksızlığa da uğramaya hazırım. Hiç dert değil. Mesele ben bununla mücadele edebilirim ama mücadele edecek insanlar vardır. Ve bir de tabii şuna bakmak lazım. Yargı da bakın bugün Türkiye'nin başını ağrıtan birçok konuda tartışmalı kararlar veriliyor. Tartışmalı işlemler yapılıyor. Biz bunu bilemiyoruz Murat Bey. Yani doğru. Hikmet Bey, acaba bunlar hakikaten hukuken mi veriliyor yoksa Türkiye'yi duvara doğru toslatmak amacıyla? Ben bunu size bir örneğini vereceğim yine kendi üzerimizden hatırlayacaksınız. Lütfen şeyi hatırlayın 2001 tarihi biz gözaltına alındığımız zaman Strasbourg belgeleri yayınlandı. Taraf gazetesi manşet yaptı. Ne dedi Strasbourg belgeleri? Nedim Şener Lameşik'in tutuklanması cemaat tarafından kararlaştırıldı. Neden? Çünkü cemaat AKP'den 100 milletvekili istiyordu. Onu vermeyince onu sıkıştırmak için tutukladılar dedi. Ve Strasbourg belgeleri bugün manşeti tarafın herkes arşivden bakabilir. Sonradan ben bu doğru mudur değil midir üzerine çok durmadım. Ama daha sonra zaman Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ'nün AKP'den 80 milletvekili 100 milletvekili istediğini kendisi resmen açıkladı biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi konuyu? Hatırlıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün bazı hukuki kararlar, açılmış davalar ben kafanıza yatmıyorum. Bazen sizin de başka hükümete yakın gazetecilerin dahi itiraz ettiği bazı davalar ve kararlar çıkıyor. Hatta bazı tahliyeler çıkıyor. Bunların amacının ne olduğunu çok değerli tartışması lazım. Mesela doğru. Bazı hakim ve savcıların yerleri değiştiriliyor. FETÖ'lü mücadelede sembol olmuş. Ben demiyorum bakın bir görevleri değiştirilmesi tabii ki idari bir tasarruftur. Ben buna asla müdahale etmem. Ama kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmez mi bu konularda? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yüzde yüz haklısın. Tehlike sadece bizim yaşadıklarımız değil.
tehlike Türkiye'nin bütününü kapsıyor. O Doğru. yüzden bu Doğru. konuda da ancak birbirimize açık ve şeffaf olarak Son bununla olarak mücadele şunu edebiliriz. sorayım mı? Şimdi yazı 25 Nisan 2018'de gelmiş bu yazı sana. Evet. Hani duruma göre bekledim, hani o yoğun dönemler geçsin daha rahat bir Tabii. şey olsun diye bekledim. Tetkik Hakimi Hakan Bulut'la ilgili bu yazıdan sonra aradan geçen işte 6 aylık 7 aylık süreçte herhangi bir şey oldu mu? Göreve devam ediyor. Merakımdan soruyorum Ediyor, sadece. ediyor. Bildiğim Ediyor. kadarıyla ediyor. Biz sadece yasal süresi içinde itiraz Anladım. ettik bu karara. Yani Peki. bu öyle değildir, bu soruşturmanın izninin verilmesi lazımdır diye. Evet. Her ne kadar HSK Başkanı dedi ki biz açıklama yapacağız bu konuda daha sonra, yani benim konumla ilgili değil. Oda TV'nin şikayetçileri konusunda, Oda TV sanıklarının yaptığı şikayetler üzerine soruşturma izni verilmiş, davalar açılmış. Ama bu benim şikayetimle ilgili değil. O konu farklı bir konu. Mesele zaten onunla dahi birleştirseler, Doğru. Murat Bey, Hakan Bulut'un o tarih itibariyle böyle bir yazıyı yazabilip göndermiş olması çok anlamsız. Yani bakın ne diyorum, Doğru, asla %100 ciddiye almıyorum. Ve Doğru. ben benim şahsen olarak size söylüyorum. HSYK'nın böyle düşündüğünü de asla düşünmüyorum. Asla öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama ben bir tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyorum. Buna biz de katkıda bulunmak amacıyla zaten hem yazını aldık hem telefon Sağ bağlantısını olun. yaparak detayını öğrenmek Evet, istedik. çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum Sağ Nedim olun. Çok Şener. teşekkür Çok sağ ol. ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol.